Proteinlerin önemli ilaç hedefi olduğundan bahsetmiştim. Reseptörler, enzimler, onun alt sınıfları en önemlileri. Altıncı bölümde de ilaç hedefi olan nükleik asitlerden bahsedeceğim. Bunlar DNA ve RNA. Bu nükleik asitler, yani DNA ve RNA, hücrelerin her türünün büyümesi, gelişmesi, işlevinin kontrolü içeren genetik bilginin aktarılması ve depolanmasından sorumlu olan bileşikler. İki çeşit nükleik asit var. Birisi DNA, açık adı deoksiribonükleik asit. RNA ise ribonükleik asit. DNA, deoksiribonükleik asit bir nükleik asit çeşidi. Ve canlı organizmaların, bazı virüslerin işte gelişiminde işlevini doğru olmasını sağlayan, doğru çalışmasını sağlayan, işte genetik bilgileri içeren bir nükleik asit. DNA molekülü, bir molekül ağırlığı oldukça büyük, 1 trilyon, 10 üzeri 12. Uzun dönem bilginin depolanmasından sorumlu DNA. DNA'nın genetik bilgiyi taşıyan birimlerine gen adı veriliyor. Ve DNA nükleotit denilen basit birimlerin uzun polimerlerinden oluşuyor. Bunlar da şeker ve fosfat birimleri içeriyor. Ester grubuyla birbirine bağlı şeker ve fosfat. Burada DNA'nın çift sarmal yapısını görüyorsunuz. Primer yapısı bir şeker molekülü, deoksiriboz ve adenin, guanin, sitosin ve timin içeren 4 tane de nükleik asit bazı var. Adenin, guanine pürün deniyor, sitosin ve timine de pirimidin olarak adlandırılıyor. Şeker ve baz nükleozit birimlerini oluşturuyor. Şeker ve baz birbirine bağlandığı zaman burada yapılanı görüyorsunuz. Bunların formüllerini ezberlemenizi istemiyorum. Sadece şeker ve bazdan nükleozit oluştuğunu, DNA'nın primer yapısının bunlardan oluştuğunu bilin, yeterli. Nükleotit birimi ise fosfat, şeker ve baz birimlerinden oluşuyor. Baz, fosfat grubu ve şeker grubu var. Bunların üçü nükleotit DNA'nın yapısı olan, primer yapısı olan nükleotiti oluşturuyor. İşte burada farklı isimleri var, onları şey yapalım. Bunların hepsinde şeker aynı. Deoksiriboz. Bu nükleozit yapı taşları birbirine fosfat grubu ile bağlanıyor. Görüyorsunuz fosfat grupları. Bu hepsi birbirine fosfat, şu pembeler fosfat grupları, birbirine fosfat grupları üzerinden bağlanıyor. Şeker fosfat yapı taşı bu şekilde. Primer yapısı DNA'nın adenin, sitosin, guanin ve timin şeklinde. Burada şeker fosfat birimleri gördüğünüz gibi hepsi sabit. Sadece bağlı olan bazlar değişiyor. Tabii uzun yıllar bu DNA'nın yapısı üzerine çalışmalar yapılmış. DNA'nın çift sarmal yapısı da Watson ve Crick isimli soy isimli iki bilim insanı tarafından çözülmüş ikinci yapısı, sarmal yapısı. Ve bu çözdükleri için 1962 yılında Nobel ödülü almışlar. Bunlardan bir tanesi Amerikalı, Watson sanırım. Crick de Cambridge Üniversitesi'nde bir hoca. Hatta bu DNA'nın sarmal yapısını Cambridge Üniversitesi'nde bir takım şeyler var, barlar var. Onlardan birisini de açıklamış. Beni de götürmüşlerdi işte, bu DNA'nın ilk sarmal yapısını burada açıkladı diye. İkinci bir yapısı çift sarmal yapısı. Şeker fosfat yapı taşları iyonize oluyor. Ve bunlar belli bir sırada düzenleniyor ve çift sarmal yapısına dönüşüyor. Ben o kadar çok detaya girmeyeceğim. Sadece
RNA'nın da ilaç hedefi olduğunu bilin. İşte özellikle kanser rahatsızlıklarında virüsleri ya da bakterileri öldürmek için bu nükleik asitler hedef yapı olarak seçiliyor. Timinle adenin arasında hidrojen bağı var. O oksijen karbonil grubu ile NH2'nin hidrojen arasında. Sitosinle guanin arasında hidrojen bağı var. Sarmal şeklinde durmasının sebepleri bunlar. Hidrojen bağı nedeniyle. RNA ise DNA'ya benzeyen bir yapıya sahip. Burada deoksiriboz yerine riboz var RNA'da. Ve urasil, timin yerine de urasil var. Riboz şekerini burada görüyorsunuz yapısını. Urasil, timin yerine geçen RNA'da. Hem çekirdekte hem sitoplazmada bulunan bir yapı. Biyolojik açıdan önemli. Dediğim gibi DNA'ya benziyor ama RNA tek sarmal, DNA çift sarmal yapısında. RNA DNA'dan oluşuyor. RNA polimeraz denen bir enzim bunu üretiyor ve protein sentezinin merkezinde bulunuyor RNA. Çeşitli RNA tipleri var. İkinci yapısına bakacak olursak bunlar tek sarmal, çift sarmal yapısında değil. Adenin urasille çiftleşiyor, guanin sitosinle hidrojen bağı yapıyor, bas çifti oluşturuyor. Üç çeşit RNA yapısı var. Messenger RNA, küçük harf mRNA olarak gösteriliyor. Diğeri transfer RNA, tRNA. Diğeri de ribozoman RNA. Bunların detayına girmeyeyim. Sadece RNA ve DNA, biri tek sarmal, biri çift sarmal, onları bilin. Bunlar DNA'dan sonuçta özel bir protein için kodlanıyor. DNA'nın çift sarmal yapısı var. Buradan protein üretiminde dediğim gibi RNA protein üretimi merkezinde olan bir yapı. Yapıdan DNA çift sarmalından RNA oluşuyor. Şimdi genetik polimorfizm ve kişiye özel ilaç son belki 15 yıldır ilaç araştırmalarında oldukça önemli bir yer kaplıyor. Bu tekrarlama prosesi işte mükemmel olmuyor %100 ve ara sıra mutasyonlar oluşuyor. Eğer öldürücü bir mutasyon yoksa bu kopyalama tekrarlama esnasında bu nesilden nesile taşınıyor ve farklı gen yapısına sahip farklı bireyler oluşuyor. Bu ilaç araştırmalarında oldukça önemli. Özellikle işte bu genetik hastalıklar var. Bazı gen farklılıklarından dolayı geninde mutasyon olduğu için insanlarda hastalıklar oluyor. Ya da ilaçların çoğu karaciğerde metabolize oluyor, bozulup oradan vücuttan atılıyor. Bir diyelim İsveç ırkına uygun tasarlanmış bir ilacın dozu işte Türkiye'deki Türk halkına uygun olmayabiliyor. O yüzden hani genetik bilgilerin araştırılması ve işte kendi ülkemize uygun ilaçların tasarlanması bu açıdan çok önemli. Sonuçta bireyler arasında her bin baz çiftinde bir baz çifti farklı oluyor. Buna da genetik polimorfizm deniyor. Ve bu protein mutasyonu dediğim gibi ölümcül olmayabiliyor. Hani öldürmüyor. Öldürmüyorsa genler bu mutasyona uğramış hatalı genler aktarılıyor nesilden nesile. Bunun adı da bir çeşit aslında bilimsel kader. Bizim atalarımızdan, annemizden, babamızdan bazı genetik mutasyon ya da rahatsızlıklar ne oluyor? Bize aktarılıyor. O yüzden genetik polimorfizm hastalıklarına uygun ilaç terapisi bulmak gerekiyor. Yine işte kişiye özel ilaç bu dediğim. Kişiye özel ilaç kavramında kişinin gen yapısına göre özel işte dozlar belirlenecek. Yani ilaç satılırken ilacın yanında bir de kit verilecek. Artık oradan
masa tükürükle herhalde büyük ihtimalle size uygun dozu oradan bulacaksınız. Ama bu daha çalışma aşaması. Öyle herhangi bir ilaç yok. Benim bildiğim yok. Sonuçta genetik hastalıklar mutasyon olduğu için kusurlu proteinin üretimini ve özel proteinlerin üretilmemesine neden olan genetik anormallikler yüzünden oluşuyor. Albinizm denilen bir hastalık var. Bu deri, saç ve gözlerde pigment eksikliğinin olduğu bir hastalık. Tirozinaz denilen enzimin eksikliğiyle oluşuyor bu hastalık, albinizm. Bu pigment melanin sentezindeki ilk iki basamağı katalizleyen bakır içeren bir enzim. Tirozinaz enzimi eksikse işte albinizm hastalığına yakalanıyorsunuz. Tirozinaz geninin 90 üzerinde mutasyonu aktif olmayan enzimin üretimine sebep oluyor. Bu üçlü koddaki mutasyonlar sonuçta proteinde bir veya daha fazla amino asit değiştiriyor ve eğer bu amino asitler enzim aktivitesi için önemli ise aktivite kayboluyor. Fenilketonüre diye bir hastalık var. Özellikle çocuklar doğduğunda topuğundan bir kan alınır. Yani 30 sene önce yapılıyordu, hala yapılıyordu. Ne zaman başladı o kadarını bilmiyorum ama fenilketonüre diye bir hastalık var. Bu da tedavi edilmezse zeka geriliğine sebep oluyor. Fenilalanin hidroksilaz denilen bir enzim eksikliği veya yokluğu nedeniyle oluşan bir genetik hastalık. Bu enzim normalde fenilalanini tirozine dönüştürüyor. Fakat fenilalanin hidroksilaz enzimi doğan bebekte yoksa ya da az üretiliyorsa fenilalaninin kan seviyesi durmadan artıyor. Bunun yanı sıra fenilpirovat gibi yan metabolik ürünler de artıyor. Yani fenilalanin vücutta ne yapıyor? Başka bir şeye dönüşüyor. Eğer bu hastalık tedavi edilmezse zeka geriliğine neden oluyor. O yüzden bebekler doğar doğmaz birkaç gün içinde, demek erken yapıldığında o kadar hani tedavi şansı olan bir şey. Fenilketonüre hastalığı var mı yok mu diye fenilalanin hidroksilaz enziminin olup olmadığına bakılıyor. Yine hemofili denen başka bir hastalık var. Kan pıhtılaşma faktörlerinden birisinin eksikliğinde olan bir genetik hastalık. Tabii bu hemofili hastalığı şöyle, normalde parmağımız kesildiği zaman trombin enzimi devreye girer. İşte çok böyle bir sürü basamaklı reaksiyonlar devreye girer. Ve orada bir tıkaç görevi görür. Siz kan kaybından ölmezsiniz. Orayı kapatır. Kana trombin salındığında da zaten başka reaksiyonlarla orası kapanıyor ve siz kan kaybından ölmüyorsunuz. Fakat hemofili hastası olarak doğan bireyler de böyle bir kanama anında pıhtılaşma faktörleri devreye girmiyor. Devreye girmediği için bunlar en ufacık bir yaralanmada, bir kesilmede kontrolsüz kanama oluyor ve ölüyorlar, hayatını kaybediyorlar. Özellikle genç kızlarda oluyor sonuçta. Regl olduğunda onlar o döneme geldiklerinde ölüyorlar. Kontrolsüz kanadıkları için kan kaybından ölüyorlar. Hani yaşam süreleri kızlarda regl dönemine kadar. Erkeklerde de böyle hiç dikkat edecek, düşmeyecek, dizini çarpmayacak, elini kesmeyecek. Böyle pamuklara sararak falan yaşaması gerekiyor. Bunların hani günümüzde biraz daha böyle yaşam ömrü uzatılıyor. Damarın içine pıhtılaşma faktörleri veriliyor. Yani aşırı bir yaralanma olduğunda işte kan nakli uygulanıyor. Çok fazla kanama, yani ne kadar dikkat etse de bir kaza geçirdi, yaralandı diyelim. Onlara kaybettiği kan dışarıdan kan nakli şeklinde veriliyor. Bu pıhtılaşma faktörleri kan plazmasından üretiliyor. Ve hemofili hastalara başkasının kanından üretilen
kan plazmasında üretilen pıhtılaşma faktörü verildiği için bu sefer de hastalar enfekte oluyor. İşte AIDS oluyor, HIV oluyor. Onun öyle bir sıkıntısı var. Yani başkasının kanından oluşturulan plazmadan üretilen pıhtılaşma faktörlerini siz hemofili hastasına verirseniz, hemofili hastası bu sefer de eğer enfekte bir kan ürünü verildiyse hayatını bu şekilde kaybediyor. Yani bu sefer de AIDS oluyor, HIV oluyor. Tabii başkasından dediğimi çok fazla kanaması olsa dışarıdan kan veriliyor. Bunların riskleri var. Her ne kadar alınan kanlar işte bir takım radyasyona tabi tutuluyor, bir takım işlemlerden geçiliyor, içindeki mikropları, bakterileri öldürülüyor. Ama yine de vücut içine hangi hastadan, hangi kişi verdiyse o kanı, ondan kaynaklı bir takım sorunlar olabiliyor. Yani o kişinin kanında bir takım mikroplar varsa, dediğim gibi çok günümüzde çok ciddi işlemlerden geçiyor. Size verilen kandan herhangi bir hastalık kapmıyorsunuz diye. Ama yine de bir risk var. Ve dışarıdan vücuda bir şey girdiği zaman vücut ona da tepki veriyor. Yabancı olarak görüyor. Dışarıdan başkasının kanı verildiğinde o yüzden bu kan alma işlemlerinde böyle çok yavaş 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 verilir ve vücut reaksiyon vermesin diye de böyle anti alerjik ilaçlar verilir. Öncesinde vücut tepki yapmasın diye. Çünkü vücut ona tepki yapar. Bir şekilde onu yabancı olarak algıladığı için pıhtı atarsa kalp krizinden ya da işte beyninizde giderse de felç olabilirsiniz. Ve bu hemofili hastalarına 1979-1985 yılları arasında verilen kanlarda 1800 kişi bu kanlardan HIV almış, HIV ile enfekte olmuş, AIDS olmuş. Yine hepatit B ve hepatit C, bunlar da viral hastalıklar, bunları kapabilir. Rekombinant DNA teknolojisi denilen bir teknoloji var. Bu teknolojiyle 1990'larda kan pıhtılaşma ürünleri üretilmiş ve bu şekilde de insandan alınan kanın kandaki plazmadan pıhtılaşma faktörlerini hemofili hastalarına verme sonucunda oluşan enfeksiyon risklerinin elimine edildiği söyleniyor. Hani böyle bir çözüm var. Yine günümüzde bu bir takım klinik denemeler var. Klinik deneme denilen şey insanlar üzerinde test edilmesi demek. Faz 1, faz 2, faz 3 ve faz 4 diye ayrılıyor. Faz 1, faz 2, faz 3 ilaç piyasaya çıkmadan önce insanların üzerinde yapılan denemeler. Faz 1'de sağlıklı insanlar üzerinde, faz 2, faz 3'te ise hangi hastalığa ilaç geliştirecekseniz onlar üzerinde, gönüllüler üzerinde deneniyor. Faz 4 ise ilaç piyasaya çıktıktan sonra da 3-5 yıl içinde işte karaciğerini kaybeden var mı, kalp krizi geçiren var mı, işte kaslarında sorun var mı, dizlerinde ağrı mı var. Çok daha milyonlarca insan kullandığı için o veriler toplanıyor. Toplandıktan sonra da ilaçlar bazen değil, çoğu ilaç böyle piyasadan geri çekiliyor, satışı yasaklanıyor. Sonuçta gen tedavisi uygulanıyor. Burada gen tedavisinde böyle özel bir gen üretelim, pıhtılaşma faktörünü kodlayacak ve böylece vücut içinde doğal olarak bu faktörler üretilsin. Hani dışarıdan alınan bir şeye vücut tepki veriyorsa o zaman dışarıdan almayalım, vücuda bir gen verelim. O gen bu faktörleri üretsin. Sonra da vücut içinde doğal olarak ürettiği için vücut buna hani karşı koymaz. Yine musküler distrofi denilen bir hastalık var. Her 3500 erkekten birini etkileyen yine bir genetik hastalık. Burada da distrofin denilen bir enzim yok. Yani
normalde sağlıklı bireylerde bu distrofin enzimin olması lazım ki bu hücrelerde önemli yapısal bir role sahip. Distrofin enzimi eksik olduğunda kaslarda bozulma oluyor ve musküler distrofi hastalığı oluyor. Demek ki erkeklerde daha çok gözleniyor bu. 3500'de bir. Sonuçta bunun içinde gen terapisi düşünülüyor. Üzerinde çalışmalar var. Henüz daha sonuçlanmamış. Yine kanserlerin çoğu hücredeki moleküler sinyal kusurlarıyla sonuçlanan genetik kusurlarla alakalı. Bu kanserler ilaç hedefleri konusunda bir bölüm var ama onu ben size bahsetmeyeceğim. Çok daha karmaşık bunların ilaçlarla etkileşimi, işte kanserli hücre yok etme. Çünkü kanserli hücre çok hızlı ürüyor, çok hızlı çoğalıyor. Çok hızlı çoğaldığı için ne yapıyor? İşte ölüme sebep oluyor. O kanserli hücrenin ya da bir sürü bozukluğa sebep oluyor. Ölmeden önce bayağı bir şey, acılı bir süreç. Bunun aşırı derecede çoğalmasını önlemek gerekiyor. Yine kanser tedavisi kullanılan ilaçların sıkıntısı kanserli hücreyle sağlam hücreyi ayırt edemiyor. Gönderdiğimiz ya da aldığımız ilaç sağlıklı hücreleri de bozduğu için insanlarda halsizlik, işte mide bulantısı, iştahsızlık gibi, kusma gibi yan etkiler oluyor. Bir süre sonra özellikle karaciğer kanserinde kanla ilgili problemler oluyor. İşte pıhtı oluşuyor durduk yere. Pıhtıyı çözmek için kan sulandırıcı veriliyor. Bu sefer kan fazla sulanıyor. Hayati bir organ çünkü karaciğer. Böyle sıkıntılara sebep oluyor. Hatta son yıllarda bu kanser tedavisinde aşı yöntemi kullanılıyor. Bu COVID-19 aşısını keşfeden Almanya'da yaşayan Türk iki karı koca. Bunlar çalışmaları var bu konuda. Yani kanser için aşı tedavisi şeklinde. Bu 6. bölümde neler öğrendik? Tekrar bir bakalım. DNA'nın primer yapısı her bir şeker birimine bağlanan nükleik asit bazları ve şeker fosfat temelini içeriyor. Burada şeker deoksiriboz, bazlar ise adenin, timin, sitozin ve guanindir. DNA'nın sekonder yapısında, yani çift sarmal yapısında nükleik asit bazların merkezde olduğu adeninin timine sitozinin guaninle çiftleştiği bir çift sarmal oluşur. Hidrojen bağı baz çiftlerinin oluşumundan sorumludur ve baz istikleri arasında van der Waals etkileşimleri vardır. Şeker fosfat temeli ve etraftaki sular arasında polar etkileşimler oluşur. DNA çift sarmalı ters yer bir yapıya kıvrılır. Çift sarmalın kıvrılması ve açılması için proteaz denilen, topoizomeraz denen enzimler gereklidir. Bu topoizomeraz enzimleri de kanser tedavisinde hedef yapıdır. Topoizomeraz 1 ve 2 var. DNA'nın bir nesilden diğerine kopyalanmasına tekrarlanma olarak bilinir. Genetik kod bir proteinin senteze esnasındaki üçlü set olarak okunan nükleik asit bazlarını içerir. Bazların her biri triplet özel bir amino asit için koddur. Bir hastanın genomunun bilinmesi, olası hastalıkların bilinmesi ve bireyler için en iyi tedavinin belirlenmesinin önünü açar. Buna kişiye özel tedavi denir. RNA'ya geldiğimiz zaman DNA çift sarmal yapısındayken RNA tek sarmal yapısındadır. DNA ile RNA arasında yapısal olarak da farklılıklar var. Sonuçta RNA'da deoksiriboz yerine riboz şeker olarak yer alıyor. Urasil yerine de timin kullanılıyor. Baz çifti ve sarmalın ikinci yapının birimleri RNA'nın yapısının içinde mümkün. Üç çeşit RNA var. Haberci RNA, taşıyıcı RNA ve ribozomal RNA. Kopyalama messenger mesaj taşıyan haberci RNA olarak DNA'nın bir kısmının kopyalanma prosesi. Messenger RNA çekirdekten endoplazmik ağ bir protein sentezi için gerekli olan genetik bilgiyi
taşıyor. RNA vücuttaki protein sentezinin merkezinde olan önemli bir nükleik asit. Sonuçta RNA protein sentezinin olduğu yer ribozomun ana bileşeni. Bir ribozom sırasıyla genetik kodun her bir tripletini açığa çıkaran messenger RNA boyunca hareket eder. Diğeri de transfer RNA. Messenger RNA'dan kodlanan mesajı yorumlar. Messenger RNA'ya bütünleyici triplet olarak bağlanan 3 nükleik asitin antikodunu içerir. Protein sentez prosesine aktarma denir. Büyüyen protein zinciri bir tRNA'dan bir sonraki tRNA'nın amino asidine transfer olur ve tam protein molekülü sentezlenince salınır. Genetik mühendislik tıbbi amaçlar için önemli hormonların üretiminde, yeni ilaç hedeflerinin tanımlanmasında, proteinin yapı ve fonksiyonun araştırılmasında ve gen tedavisinde kullanılır. Dediğim gibi bu DNA ve RNA nükleik asitlerinin ilaç hedefi olarak nasıl rol oynuyor, ilaç molekülüyle nasıl etkileştiriyor, bu biraz böyle daha da sizin derin organik kimya bilgisi bilmenizi gerektiren bir alan olduğu için. Bir de bu alanda Türkiye'de zaten çok kişi çalışıyor. Kanser ilaçlarının sentezi, işte tasarımı, aktivitesinin bulunması konusunda. Bu konuda epey bir bilgi var ülkemizde. Bu nedenle reaksiyonları, etkileşim, ilaçla etkileşim türlerinden bahsetmeyeceğim. Ama dediğim gibi kanser tedavisinde ilaç hedefi olarak yer alıyor. Virüsleri öldürmek için ya da işte bakterileri öldürmek için DNA ve RNA, nükleik asitler ilaç hedefi olarak önemli rol oynuyor. Ama en önemli ilaç hedefi nedir diye soracak olursanız proteinler. O yüzden proteinleri daha bir detaylı anlattım. Bu proteinlerden işte enzimleri ve reseptörleri daha detaylı bir şekilde size anlattım.